يا طالبا للعلم يرجو نفعه اسمع نصيحة ناصح معواني أخلص لربك في أمورك كلها فالمخلصون هم أولو العرفان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ama بعد. Kardeşler, İmam Nevevi rahimehullahu teala'nın Riyazu Salihin kitabını işlemeye devam ediyoruz. Allah azze ve celle beni ve sizleri anlamaya muvaffak kılsın. İfade etmeyi bana nasip eylesin. İstifade etmeyi sizlere nasip eylesin. Allahümme amin. Allahu İmam el-Muhaddisin Abu Abdillah Muhammed ibn İsmail ibn İbrahim ibn Mughira ibn Tirmizi el-Cu'fi el-Buhari وابو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Kardeşler, biz bu birinci hadisi işlemiştik. İmam Nevevi rahmetullahi aleyh babu ihlasun niyye, babul ihlasi ve ihdarun niyye. İhlas babı ve niyeti hazır bulundurma babı ile alakalı. Emirül Müminin Ebi Hafs Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu hadisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmişti. Dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem innemel a'malu bin niyat, ameller niyetlere göredir. Ve innemel kulli mri'in manava, herkese niyet ettiği vardır. Bu hadiste birinci cümle kardeşler sebep, birinci cümle haber, ikinci cümle hükümdü. Yani herkesin yapmış olduğu ameller görüntüleri bir olsa da neticesi aynı değildir. Dedi aleyhissalatü vesselam. 100 insan bir amel yapar. Hepsinin görüntüsü birdir. 100 insan bir imamın arkasında bir safa durur. Hepsinin görüntüsü birdir. Velakin Allah azze ve celle'nin onlardan her birinin namazına vereceği sevap eşit değildir. Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği vardır. Aleyhissalatü vesselam sonra kardeşler bir misal verdi. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Kimin hicreti Allah ve Resulüne ise onun hicreti Allah ve Resulünedir. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا Kimin hicreti dünyaya ve içindekilerine isabet edeceği bir makam mevki ise وَاَوْ اِمْرَاتٍ يَنْكِحُهَا veya nikahlamak istediği bir kadınsa fehicratuhu ila ma hacara ileyhi onun hicreti de hicret ettiği şeydir. Kardeşler bugün inşallah biz hadise değinmiştik. Kısacası hadise yani özet olmasa da çok tafsilatlı olmasa da anlayabileceğimiz, istifade edeceğimiz kadarıyla geçen hafta hadise değindik. Fakat hicret konusuna değinmedik. Hicrete değineceğiz inşallah. Hicrete değinmeden önce bir kaideye, kurala vurgu yapayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kimin hicreti Allah ve Resulüne ise onun hicreti Allah ve Resulünedir. Yani Arapçada buna diyorlar ki fi'lu şart ve cevabı şart. Normalde farklı olması gerekir. Kimin hicreti Allah ve Resulüne ise onun sevabı yücedir. Onun sevabı şu kadar, şu kadar, şu kadardır denilmesi gerekirdi. Kimin hicreti dünyaya ise ve içindeki makam ve mevki ise onun da sevabı şu kadar şu kadar dersizdir. Yani onun karşılığının zikredilmesi gerekirdi. İslam alimleri dedi ki bir cümlede şart ve cevap aynı ise bu iki şey ifade eder. Hayırda sevabı o kadar çoktur ki onun sevabını Allah'tan başkası bilmez. Yani buraya zikredilecek kadar basit bir sevap değildir. Veya şer meselesinde iki şey beraber zikrediliyorsa o kadar rezil bir şeydir ki dile alacak kadar, dile almayacak kadar yani bayağıdır, düşük bir şeydir yani. Birinci cümlede kimin hicreti Allah ve Resulüne ise onun hicreti Allah ve Resulünedir. Yani onun bu hicretinden alacağı sevap Allah ve Resulüne hicret edenlerin sevabıdır. O sevabı ancak Allah verecek. Onun ecrini Allah verecek. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle hicrete ve faziletine değinmiş.
Yani burada zikredilmeyecek kadar yücedir. Yine kimin hicreti dünyaya ve isabet edeceği bir makam mevkiye ise veya bir kadına ise öyle alçak, öyle rezil bir iş yapmış ki bu adamın hicretinin karşılığı dile alınmayacak kadar kötüdür yani. Burada zikredilmeye elverişli bile değildir yani. Onun için iki cümle beraber yan yana eşit olarak zikredilmiş. Allahu ale ve alim. Kardeşler, sonra inşallah Buhari ve Müslim'e değineceğiz. Demiştik hadis inkarcılarıyla alakalı sadece bir bölüme biiznillahü teala değinmeye çalışacağız. Allah azze ve celle bizi muvaffak kılarsa. Kardeşler, aleyhissalatü vesselam onun talimi, onun öğretisi öğretilerin en güzelidir. Hem Allah azze ve celle bir konu aktarır, yani beyinlere, kalplere hitap eder. Sonra bazılarının kafası biraz yani algılaması hafif olur. Ona görsel misal verir. Ona görsel bir misal verir Kur'an-ı Kerim'de. Bu Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle birçok misal vermiş. Ankebut misali vermiş, ba'uda sivrisinek misali vermiş. Yani Allah azze ve celle çok misaller vermiş. Kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir konu zikreder. Daha sonra onu bir misalle misallendirir ki onun bilgisi tam kalplere ve beyinlere yerleşsin. Aleyhissalatü vesselam dedi ki ameller niyetlere göredir. Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği vardır. Yani görüntüsü aynı olan bir amel niyetle kişilere göre farklılaşır. Bir misal ver ey Allah'ın Resulü. Daha güzel anlamamız için size hicreti misal vereyim mesela. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın izin vermesiyle ashabına Medine hicret etmesini emretti. Belki hicret edenlerin sayısı 100, belki 200, belki 300. Bunlar hepsi aynı şeyi yaptılar. Ne yaptılar kardeşler? Mekke'den Medine'ye yürüdüler. Bazıları deve üzerinde yürüdü, bazıları at üzerinde yürüdü, bazıları eşek üzerinden, bazıları yürüyerek. Herkes aynı görüntüyü yaptı. Aynı görüntü. Deveyle gidenler, atla gidenler, eşekle gidenler, yürüyerek gidenler. Fakat o hicret Mekke ile Medine arasında yol kat edenlerin durumu Allah katında eşit değildir dedi. Aleyhissalatü vesselam. Dedi ki siz hicret edeceksiniz. Sizden kim Allah'a ve Resulüne hicret niyetiyle giderse onun ecri Allah'adır. Ve onun ecrini Allah verecek. Sizden kim Medine'deki hurmalıklar için giderse, Medine güzeldir, yeşilliktir, tabiatı güzeldir, onun için giderse veya Medine'deki evlenmek istediği bir kadın için giderse Mekke ile ve Medine'deki yürümesi meşakkati ona kâr kalacak. Aleyhissalatü vesselam hicreti misal verdi. Bu hadiste Peygamber aleyhissalatü vesselam niyeti aktardıktan sonra hicreti niye misal verdi? Namazı verebilirdi, orucu. Kardeşler, bunun birçok sebebi var. Birincisi, İslam alimleri diyor ki bu hadisin söylenme vakti hicret zamanına denk gelen bir vakitti. Bu birincisi. İkincisi kardeşler, hicret İslam alimleri diyor ki yeryüzünde en faziletli ameldir. En faziletli ameldir. İnşallah vurgu yapmaya çalışacağız. Yeri geldiği vakit. Hicret öyle büyük bir ameldir ki, öyle büyük bir ibadettir ki intihar gibi, kişinin kendisini öldürmesi gibi büyük bir cürmü bile, büyük bir cürme bile kefaret olabilecek kadar büyük bir ameldir. Onun dışında, hicret dışında hiçbir amel intihara kefaret değildir. İntiharın bağışlanmasına sebebiyet vermez hicret hariç. İnşallah yeri geldiği vakit ben ona misal verdiğinde değineceğim. Kardeşler, burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicrete değindiği için biz de hicretle alakalı konuşacağız. Hicret nedir? Hicret sözlükte, lugatta terktir. Demişler ki etterku mutlakan. Mutlak bir şekilde bir şeyi terk etmektir. Dille terk etmek, bedenle terk etmek, kalple terk etmek. Terk her halükarda hicret anlamındadır. Hicret terk etmektir. Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk indirdiği vahide hicret tabiri kullanmış. Ey müddessir, örtüsüne bürünen adam, kum, kalk,
فَاَنْذِرْ uyar, sakındır, korkut. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ Rabbini yücelt, tazim et, tevhidle Rabbini yücelt. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ elbiseni temiz tut. Amelleri şirkin, amellerini şirkin ve şirkten ve şaibelerinden arındır. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ hicret kavramı kullanılmış. وَالرُّجْزَ putlardan, putçulardan fehcur hicret et. Yani onları terk et. Yine Allah Azze ve Celle burada putçuların terk edilmesi peygambere emredilmiş. Yine Allah Azze ve Celle vasbir ala ma yekulun Mekkeli müşriklerin gavurların söyleminden dolayı sabırlı ol. Vasbir ala ma yekuluna vehcurhum hecran cemila. Onları güzel bir hicretle hicret et. Yani terk et. Onları güzel bir terk edişle terk et dedi. İbrahim Aleyhisselam'ın babası İbrahim Aleyhisselam'a vehcurni meliyen uzun bir müddet benden hicret et, yani beni terk et. Hicretin kelime anlamı kardeşler bir şeyi terk etmektir. Bir şeyden uzak kaçmaktır. Aleyhissalatu vesselam el muslimu men selimel muslimuna min lisanihi ve yedih. Müslim kimdir? Müslüman, diğer Müslümanların kendisinin dilinden ve gücünden, elinden emin olduğu kişidir. El muhaciru muhacir kimdir? Men hacera ma nehallahu anh. Allah'ın nehyettiği şeylerden hicret edendir. Onları terk edendir dedi. Aleyhissalatu vesselam. Demek ki kardeşler hicretin kelime anlamı neymiş? Bir şeyi terk etmek. Kardeşler hicret şeriatta, İslam dininde, Kur'an'da, yani akide kitaplarında, hicret, fıkıh kitaplarında, şer'i literatürde, kitaplarda okuduğumuzda demişler ki hicret mufarakatu ardin li ardin li ecliddin. Bir memleketi, bir toprağı başka bir toprağa, bir toprağı terk edip başka bir toprağa intikal etmektir. Bu ayrılışın sebebi din olması gerekir. Dinden dolayı, din için, imandan dolayı, tevhidden dolayı bir memleketi terk edip başka bir memlekete intikal etmektir. Şer'i, şeriata hicret denildiği vakit kastedilen hicret budur kardeşler. Yine alimler demişler ki terkül bilad beldeyi terk etmektir. Ve terkül mal malı terk etmektir. Ve terkül makamat makamları, mevkileri terk etmektir. Li ecli din, din için, Allah için kişinin beldesini, malını, ehlini, akidesi uğruna, dini uğruna terk etmesidir. Demiş İslam alimleri. Fakat bu terk edişin akabinde Allah Azze ve Celle'ye yaklaşmak, Allah'a yakın olmak ve Allah'a ibadet maksadlı olması gerekir. Yani hicrette kasıt, irade, niyet olması gerekir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicreti niyete misal vermiş. Yani niyet ile yapılan bir, bir ameldir. İrade ile, kasıtla yapılan bir ameldir hicret. Dolayısıyla kişinin niyet ederek, kast ederek, Allah'a yaklaşmayı ümit ederek, Allah'a yakın olmayı ümit ederek beldesini, ehlini ve malını kişinin terk etmesidir demiş İslam alimleri. Sonra İslam alimleri kardeşler demişler ki hicret dil ile olur, hicret bedenle olur, hicret kalp ile olur. Kardeşler tabi bunların her biri şer'i manada kullanılan fukahanın, müfessirlerin, alimlerin zikrettiği kitabında aktardığı şeylerdir. Ama istilah, şeriata Müslümanların üzerine hicret farzdır diye bir tabir kullanıldığında o hicretten kastedilen beldeyi terk etmektir. İnşallah ona da değineceğiz. Kardeşler, hicret dedi ki üçe ayrılır. Dil, kalp ve beden. Bununla beraber hicretin çeşitleri dil, kalp ile beden ile yapılan hicret bunun dışında yine kendi arasında üçe ayrılır. Bazıları beşe ayırmış, bazıları dörde ama bazıları üçe ayırmış.
Sahih olan da üç olmasıdır. Kişinin kardeşler masiyeti terk etmesi. İki, kişinin masiyet ehlini terk etmesi. Üç, kişinin masiyeti ve masiyet ehlini barındıran bir beldeyi terk etmesi. Bir, masiyeti terk etmesi. Masiyeten kasıt küfür, şirk, riddet, nifak, haramlar, bid'at içinde yaygınlaşan bir beldeyi terk edip içinde bu hasletlerin bulunmadığı beldeye yönelmek ve intikal etmektir. Birincisi budur. Yani masiyeti terk etmek. Allah Azze ve Celle kitabında وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ putları terk etti. Burada terk edilen kimdir kardeşler? Amel, küfürdür. Burada terk edilen puttur. Burada terk edilen putçuluktur. Burada terk edilen şirktir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme وَالرُّجْزَ putları, putlardan fehcur, hicret et. Onları terk et dedi Allah subhanahu ve teala. İkincisi kardeşler, yine dedi ki hicret günahları, birincisi günahları terk etmek. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ ikinci bir misal. El-Muslim, Müslüman kimdir? مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ Müslümanların ellerinden ve dillerinden emin olduğu kişidir. Bu hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam Müslümanın tanımını yapıyor. Kimdir Müslüman kardeşler? Kimdir? مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ Diğer Müslümanların kendisinin dilinden ve elinden emin olduğu kişidir. Dilden kastedilen dil olabilir, kalemi olabilir, makalesi olabilir, kitabı olabilir, medyası olabilir, sayfası olabilir. Fark etmez. Yani kişinin medyasıdır, haber alanıdır, ajansıdır, fark etmez. Müslüman, diğer Müslümanların kendisinin dilinden emin olduğu kişidir. Bir Müslüman bizim dilimizden emin değilse aleyhissalatü vesselamın tarifine ve tanımına girmiş değiliz. İki, onun elinden emin olması lazım. Bu elden kasıt el değildir ha. Güç yani. Ayakta girer, aşirette girer, belde de girer, köyde girer. Kişinin eğer bir insan güç sahibi ise ve bu gücünü zalimliğe kullanıyorsa bu adamın İslam'ında problem vardır. El-Muslimu men selime el-Muslimune min lisanihi ve yedi. Peki muhacir kimdir? Vel-Muhaciru muhacir men o kimsedir ki hacara ma nehallahu anh Allah'ın nehyettiklerinden hicret edendir. Haramdan, küfürden, şirkten, nifaktan, masiyetten, bid'atten, hurrafeden fark etmez. Bunların her birinden içtinab eden kişidir muhacir. Burada neden hicret var? Masiyetin kendisinden. İki, hicret kardeşler masiyet ehlinden var bu kez. Masiyet değil, masiyetin ehlinden. Yani asilerden hicret etmek de hicretin ikinci kısmıdır. Bunlar kimdir kardeşler? Bunların başında kafirler gelir. Müşrikler gelir. Hatırlarsanız biz velâ ve berâ ile alakalı konuşmuştuk burada. Allah Azze ve Celle kitabında Allah'a imandan sonra Kur'an-ı Kerim'de müşrikleri düşman edinme, Müslümanları, müminleri dost edinme konusundan daha fazla hiçbir ayet indirmemiştir. Hamd bin Atik rahmetullahi aleyh Allah'a imandan sonra Allah'ın en fazla ilgilendiği, ayet indirdiği konu velâ ve berâ konusudur. Kiminle dostluk edeceksin? Dost olacaksın, kime düşman? Bununla alakalı kitabında Allah Azze ve Celle يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ Benim de sizin de düşmanlarınızı dost edinmeyin. تُلْقُونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّ Onlara sevgi fırlatıyorsunuz, sevgicikler besliyorsunuz. تُلْقُونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ Halbuki size gelen hakkı inkar ettiler. Allah Azze ve Celle وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ Şayet onlar Allah'a, peygambere وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ peygambere indirilene iman etseydiler مَتَّخَذُوهُمْ اَوْلِيَا kafirleri dost edilmezdiler. Yine Allah Azze ve Celle لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ
من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. Sen yeryüzünde Allah'a ve ahiret gününe iman ettiği halde Allah ve Resulüne muhalefet eden bir kavme babaları da olsa, evlatları da olsa, kardeşleri de olsa, aşiretleri de olsa sevgi beslediklerini göremezsin diyor Allah Subhanahu ve Teala. Allah Azze ve Celle dedi ki: "Vasbir ala ma yekulun." O kafirlerin söylemlerine karşı sabırlı ol. "Vahcuruhum." Onlardan hicret et. "Vahcuruhum hacran cemila." Güzel bir hicretle, güzel bir terk edişle o kafirleri, o gavurları terk et dedi Allah Subhanahu ve Teala kitabında. Demek ki kafirleri terk etmek de hicretin ikinci kısmıdır kardeşler. Hicretin üçüncü kısmına gelince işte bizim kastettiğimiz asıl olan nokta kardeşler, beldeyi terk etmek, bir arzı başka bir arza tercih etmektir din için. Kardeşler, bazı İslam alimleri bu hicretin tanımını yaparken demişler ki el-intikalu min beledil kufri ile beledil İslam. Küfür beldesinden İslam beldesine hicret etmektir demişler. Bu tarifte Allah Azze ve Celle en iyisini bilir. Biraz noksanlık vardır ve daraltma vardır. Çünkü insan iki İslam beldesi olduğu halde, iki şehir, birinde bid'at olduğu halde bid'at olmayan bir beldeyi kast ederek bid'at olan beldeyi terk etmesi de o da hicrettir. Darül küfür olmasa da en sahih olan görüşe göre. Diğer bir husus, biz desek ki Darül İslam'ı, Darül küfürü terk edip Darül İslam'a hicret etmek, Habeşistan'a hicreti bizim hicretten çıkartmamız gerekir. Çünkü Habeşistan'ın Darül İslam olduğunu söylemek gerçekten de delil isteyen bir meseledir. Diğer bir mesele, Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Medine'nin şeriat ülkesi olduğunu söylemek, İslam nizamıyla, İslam kanunlarıyla hükmedilen bir belde olduğunu söylemek gerçekten de hakka uzak bir görüştür. Onun için hicret, yani şer beldesinden hayır beldesine intikal etmektir desek, bu daha kapsayıcı, daha geniş, daha teferruatlı bir tabir olur. Allah Azze ve Celle en iyisini bilendir. Kardeşler, bu hicret, bu şekliyle hicret, şeriata kastedilen hicrettir. Belde için, Allah için, din için, tevhid için, iman için beldeyi beldeyle ne yapmaktır? Değiştirmektir. Allah Azze ve Celle en iyisini bilendir. Kardeşler, hicretin burada zikredilmesinin, misal olarak verilmesinin sebebi, dedik ya ilk, yani bu hadisin vurul sebebi, bazı lafı biz geçen hafta buna değinmiştik değil mi? Bu hadis ile alakalı zikredilen sebebül vurudun zayıf olduğunu söylemiştik. Bununla beraber kardeşler, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi söylemesinin hicrete yakın bir vakit olduğundan dolayı insanları hicret ederken sahabesinin veya insanların hicreti zayi olmasın diye insanları hicretinde ihlasa teşvik etmiştir. Bu bir. İki, hicret amellerin en faziletli ve en değerli olanlarındandır. Kardeşler, tevhid, milleti İbrahim, İslam, din, bunlar hep aynı şeylerdir. Hicret dindendir ve İbrahim'in milletindendir ve İbrahim'in milletinin esasındandır ve enbiya ve rasullerin sünnetidir. Hicret. Bütün peygamberlerin hemen hemen neredeyse hepsinin genel olarak, yani az müstesna hepsinin sünnetidir kardeşler. İbrahim aleyhisselam bu dinin öğreticisi olan peygamberlerin, enbiya ve rasullerin atası olan İbrahim aleyhisselam hicret etmiştir. Allah azze ve celle İbrahim'den, Lut'tan, Musa'dan, Şuayb'dan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetti ve onları hicretle yan yana zikretti kitabında. İbrahim aleyhisselam'dan bahsederken Allah azze ve celle İbrahim aleyhisselam'ın davetinden bahsediyor. Kavmine olan davetinden,
sonra daveti kavmi tarafından reddedilişi, sonradan İbrahim'e hainlik yapmaları, onu ateşe atmaları, Allah'ın onu ateşten kurtardıktan sonra Allah Azze ve Celle onun hicretine değiniyor. Estaizu billahi mineşşeytanirracim. İbrahim Aleyhisselam, innemâ ittehaztum min dûnillâhi evthânen. Siz Allah dışında bir takım putlar edinmişsiniz. Meveddete beynikum fil hayatid dünya. Dünya hayatınızda aranızda sevgi vesilesi olsun diye müşrikler, gavurlar, şirki kendine sevgi vesilesi kılarlar. Dostluk vesilesi. Yani onları bir arada tutan, küfür tek millettir dediğimiz o kafirleri bir arada tutan onların şirkleri ve putlardır. Fakat dünyada sevgi ve dostluk vesilesidir. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü geldiği vakit يَكْفُرُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا Bazılarınız bazılarınızı inkar edecek. İbrahim Aleyhisselam, يَكْفُرُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا Bazılarınız bazılarınızı inkar edeceksiniz. Bazılarınız bazılarınıza وَيَلْعَنُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا Bazılarınız bazılarınıza lanet okuyacaksınız. Allah sana lanet etsin. Sen beni putlara sevk ettin. Allah sana lanet etsin. Sen beni şirke sevk ettin. Bu dünyada sevgi vesilesi olan, onları bir araya getiren şey ahirette onlara küfür ve lanet vesilesi olacak diyor Allah Subhanahu ve Teala. Ve me'vakumun nar. Ateş sizin me'vanızdır, varacağınız yerdir. Ve ma lekum min nasirin. Size orada yardımcı yoktur. Sonra kardeşler, İbrahim Aleyhisselam onlara davet etti. Kavmi ne cevap verdi? Kavmi İbrahim Aleyhisselam'a ne cevap verdi? Dedi ki Allah Azze ve Celle فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ Kavminin ona cevabı ne oldu? اِلَّا اَنْ قَالُوا اُقْتُلُوهُ Onu öldürün. Davete karşılık Peygamber onları cennete davet ediyor. Allah onları Darusselam'a çağırıyor. Onlar ne dediler? قَالُوا اُقْتُلُوهُ Onu öldürün. اَوْ حَرِّقُوهُ Onu yakın. اَوْ حَرِّقُوهُ Onu yakın dedi. Onlar bu hileyi yaptılar. Onu ateşe attılar. فَاَنْجَاهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ Allah onu ateşten korudu. Saffa suresinde Allah Azze ve Celle كُونِي يَا نَارُ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمِ değil mi? Ey ateş, İbrahim'e serin ve selametli ol. Ateş, Allah Azze ve Celle ateşe serin ol dediği vakit ateş yakıcı özelliğini kaybeder kardeşler. Çünkü sünnetullah Allah'ın elindedir. Dilediği şeye dilediği özelliği veren kimdir? Allah Azze ve Celle. Münafıklara Allah Azze ve Celle Bakara suresinde ateşten parlaklık özelliğini kaldırıp yakıcı özelliğini münafıklara bırakan Allah ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ Onların nurunu aldı, onları zulümatlar içinde terk etti. Ateşin parlaklık, aydınlık özelliğini çekti, yakıcı özelliği münafıklara kaldı. Fakat İbrahim'e tam tersi, yakıcı özelliği kalktı, nur ve selamet olma özelliği İbrahim'e baki oldu. Bu Allah'tır kardeşler, her şeye kadirdir, her şeye gücü yetendir. Bütün kainatın üstündedir ve her şey onun hükmü altındadır. Kahhar olan Allah odur, kahhardır. Dilediği şekli, dilediği şeyi kahrıyla ne yapar? Emrini amade kılar ve her şeyi boyunduruluğu altına almıştır. Ateş de buna dahildir. فَاَنْجَهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ Allah İbrahim'i ateşten korudu. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْاَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ İman eden bir kavim için burada ibretler vardır, alametler vardır. Akledecekleri birçok şey vardır. Aklı olanlara tabii ki. Sonra Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ın neyine değindi kardeşler? Hicretine. İnni muhacirun ila Rabbi. Ben Rabbime hicret edeceğim. İnnehu huve el azizul hakim. Bazı müfessirler bunun Lut Aleyhisselam'ın sözü olduğunu söylüyor. Bazıları İbrahim Aleyhisselam'ın sözü. Allah Azze ve Celle enisini bilendir. Velakin ve kâle inni zâhibun ila Rabbi seyehdin. Ben Rabbime hicret edeceğim. Rabbime yürüyeceğim. Rabbime gideceğim, o bana yolumu gösterecek. Bu kesinlikle İbrahim Aleyhisselam'a aittir kardeşler. Musa Aleyhisselam'dan Allah Azze ve Celle bahsediyor. Canını güvene almak için Firavun'u, memleketini terk etti, Medyen'e yürüdü. Allah Azze ve Celle فَخَارَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ Mısır'dan
etrafı gözetleyerek çıktı. Kâle Rabbi neccini minel kavmiz zalimin. Allah'ım beni zalim kavimden kurtar ve muhafaza et dedi. Allah Azze ve Celle Musa'yı korudu ve onları muhafaza etti. Kardeşler, Şuayb Aleyhisselam da çıkmaya ve Şuayb'a iman edenler de memleketten çıkarılmaya zorlanmışlar. Ya siz küfre, şirke, putlara geri döneceksiniz ya biz sizi hicrete zorlayacağız. Yani sizi köyümüzden çıkaracağız dediler. Allah Azze ve Celle dediler ki ya Şuayb, Şuayb'a dediler لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ. Ey Şuayb, biz seni çıkartacağız. Kesinlikle seni bu beldeden çıkartacağız. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَكَ. Seninle beraber sana iman edenleri de çıkartacağız. مِنْ قَرْيَتِنَا köyümüzden, beldemizden. اَوْ لَتَعُودُنَّ ف۪ي مِلَّتِنَا. Ya da siz bizim milletimize, dinimize, küfrümüze tekrardan geri döneceksiniz. Lut'a gelince Lut da aynı şeyi yaşadı. Kirli, necis olan bir kavim necaseti içinde yaşarken necis olduklarını onlara hatırlatan temiz insanları gördüklerinde rahatsız oldular. Dediler ki ahricu ale lutin min qaryatikum. Lut'u köyünüzden çıkartın. Lut'u beldenizden çıkartın. İnnehum unasun yetetahharun. Onlar temizlik isteyen, arınmış insanlardırlar. Lut Aleyhisselam'ın durumu kardeşler, vakamızda bir plaj düşünün, çıplaklar plajı. Hepsi çırılçıplak. Hiç kimse kendisinin çıplak olduğunu hissetmiyor. Ne zaman ki o plaja bir sakallı, üstü başı kapalı bir erkek gittiği vakit veya çarşaflı bir kadın gittiği vakit o çıplakların her biri kendisinin çıplak olduğunu o zaman hissederler. Onun için şirk kavimleri, küfür kavimleri Müslümanlara karşı daima kardeşler rahatsızlık hissediyorlar. Onları davet etsinler, etmesinler. Bu Müslümanların başına gelecek Allah Azze ve Celle'nin yeryüzündeki sünnetullah'ıdır. Sonra kardeşler Lut Aleyhisselam için dediler ki قَالُوا لَاِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوت. Ey Lut, eğer sen bu amel, bu davetinden vazgeçmezsen ey Lut لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَج۪ينَ. Sen çıkanlardan, bu beldeden atılanlardan olacaksın dediler. Lut Aleyhisselam aynı şeyi söylediler. Allah Azze ve Celle bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun hakkında Enfal suresinde Mekkeli müşriklerin onun hakkında yaptığı komplolardan bahsederken burada da peygamberi memleketten atma projesi Darun Nedve'de yaptıklarını bize aktarıyor Allah Azze ve Celle. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Hani kafirler sana hile yapıyordular. Senin hakkında komplo yapıyordular. Böyle hileli şeylere, düzmecelere ve oyunlara müracaat etmiştiler. لِيُثْبِتُكَ. Ya seni evinde sabit tutmak için. Yani لِيُثْبِتُكَ Mekke'de kalman. اَوْ يَقْتُلُوكَ. Veya seni öldürmek için. اَوْ يُخْرِجُوكَ. Veya seni beldeden çıkarmak için hileye başvurmuştular. وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَيَمْكُرُونَ. Onlar hile yaptılar. وَيَمْكُرُ اللّٰهُ. Allah da onların hilelerine karşılık hile ile cevap verdi. وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ. Allah hile yapanların en hayırlısıdır dedi kitabında. Kardeşler, وَرَقَ بِنْ نَوْفَلْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siyerde okuduğunuz gibi ona namus olan Cibril inince Hatice'tül Kübra radıyallahu teala anhu anha onu Varaka bin Nevfel'e götürdü durumunu aktarmak için. Varaka bin Nevfel dedi ki sana gelen şey Musa'ya gelen namustur dedi. Musa'ya gelen namustur. Keşke ben o zamanlar genç olsaydım. Kavmin seni beldenden çıkardığı vakit keşke olsaydım ve sana yardımcı olsaydım. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki onlar beni beldemden çıkartacaklar mı? اَوَا مُخْرِجِيَهُمْ. Onlar gerçekten beni, yani bunu yapacaklar mı? وَرَقَ بِنْ نَوْفَلْ dedi ki senin getirdiğin şeyi getiren hiçbir adam olmasın ki ona düşmanlık yapılmış olmasın. وَرَقَ بِنْ نَوْفَلْ bu bilgiye neyle ulaştı kardeşler? Enbiya ve Rasullerin kısasına baktı. Sen لَسْتُ بِدْعَ مِنَ الرُّسُولِ. Ben peygamberlerden bid'at olan bir peygamber değilim ki. Onların başına gelecek, senin başına da gelecek. Onların başına ne gelmişse senin başına da gelecek. Hicret etmeden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hangi sure iniyor? Kehf suresi kardeşler. Ashab-ı Kehf'in
kraldan, beldeden kaçması, mağaraya sığınması, dininden dolayı memleketini terk etmesi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mesaj zaten var. Senin de bu beldeyi terk etmen gerekir. Senin de bu beldeden kaçman gerekir. Senin de bu beldeden dolayı dinini ve sahabeni muhafaza altına alman için bu beldeyi terk etmen gerekir. Kardeşler, Varaka bin Nevfel'in dediğine Allah azze ve celle kitabında şahitlik etti. Dedi ki: "Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Ve kâlellezîne keferû." Kafirler dediler ki li rusulihim. Bütün kafirler bütün peygamberlere dediler ki: "Lenuhricennekum min ardina." Biz sizi beldemizden çıkartacağız. "Ev ve yahuta la taudunna fi milletina." Veya siz bizim milletimize, dinimize geri döneceksiniz. Bu bütün kafirler tarafından bütün peygamberlere söylenmiş sözdür. Ya siz dine geri döneceksiniz, ya bu dini terk edeceksiniz, ya biz sizi hicrete zorlayacağız. Bu beldeden sizi kovacağız dediler. Allah azze ve celle ne dedi? فَاَوْحَا اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ. Rableri o peygamberlere vahyetti. Onlarla beraber olan müminlere, peygamberlere لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. Kasem olsun ki biz zalimleri halak edeceğiz. Allah halak etti mi kardeşler? Nuh'u tehdit edenleri Allah denizde boğdu. Hud'u tehdit edenleri Allah rezil etti. Salih'i tehdit edenleri Allah rezil etti. İbrahim'i tehdit edenleri Allah rezil etti. Şuayb'ı tehdit edenleri Allah rezil etti. Musa'yı tehdit edenleri Allah rezil etti. Allah Azze ve Celle peygamberle kim mücadeleye girmişse onu lağım çukuruna ve tarihin çöplüğüne soktu. Ve onları bütün insanlara ibret kıldı. Dedi ki لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. Kasem olsun ki biz zalimleri helak edeceğiz. Peygamberleri ve onlara iman edenleri beldelerden çıkartmakla tehdit edenleri, o zalimleri biz helak edeceğiz dedi Allah Azze ve Celle. وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ. Ey peygamberler, sizi ve size iman edenleri الْاَرْضْ, yere sizi oturtacağız. Onların sizi tehdit ettiği beldelere sizi oturtacağız. مِنْ بَعْدِهِمْ. Onları helak ettikten sonra. Allah Azze ve Celle Firavun'u helak etti. Firavun Musa'yı tehdit etti, beldeden çıkarttı. Bir sabah onu saraylardan, Nil'den aldı, getirdi denize, ona kabristan yaptı. Firavundan sonra o belde onlar oldu. Allah Azze ve Celle böyle yapar kardeşler. Arz Allah'ındır ve onu dilediğine verir. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ مَعْوَعِيدِ. Bu kime aittir? Bu kafirleri halak ettikten sonra, zalimleri halak ettikten sonra beldelere hakim olacak olanlar kimlerdir? Bu Allah'tan korkan, Allah'ın makamından korkan ve Allah'ın tehdidinden korkan peygamberler ve müminler içindir. Allah Azze ve Celle beni ve sizleri onlardan eylesin. Kardeşler, hicret dediğim gibi enbiya ve rasullerin sünnetidir. İkincisi hicret kardeşler, hicret bir beldeyi bırakıp kaçmak değildir. Hicret mümin olan kişilerin, mümine olan kişilerin Allah Azze ve Celle'ye iman etmelerini bütün beldelere aktarmalarıdır. Tağutlara, memleket sahibi olanlara, devlet sahibi olanlara şu mesajı vermeleridir. Bizi yaratan Allah'tır. Allah Azze ve Celle bizi kendisi için yaratmış. Ve bizi din için, iman için yaratmış. Bizi beldelerle, evlerle, mallarla tehdit etmeyin. Biz imanımızdan dolayı gerekirse beldeyi de terk ederiz, malı da terk ederiz, memleketi de terk ederiz. Bizi Allah yaratmış ve biz Allah'ın kuluyuz ve bizde olan hüküm sadece Allah'ın hükmüdür. Hicret, tağuti sistemlere, küfür önderlerine, onlara karşı bir ayaklanmadır, onlara bir direniştir, imani bir tavırdır ve imani, itikadi bir gösteriştir. Ve kişinin ve cemaatlerin, grupların, fırkaların veya işte birkaç gencin veya birkaç kadının kendini, imanını, akidesini ispat etmesidir. Allah Azze ve Celle bu sadette Ashab-ı Kehfi bize hicret olarak misal veriyor. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. Siz Ashab-ı Kehfin, Rakim ehlinin bizim hayret verici ayetlerimizden olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ey peygamber, sen
Ashab-ı Kehf'in kıssasını sana indirdik ya, 309 yıl mağarada yaşadılar. Bu çok mu hayret verici bir şey? Sema ve yerin yaratılışı bundan daha hayret verici bir şeydir. Bundan daha hayret verici şeyler vardır. Yani Allah Azze ve Celle'nin yaratılışı, Allah'ın kuvveti, kudretinin acayiplikleri bitmez. Ashab-ı Kehf'i bize misal veriyor. İz evvel fityetu, hani o gençler sığınmıştılar iler kehfi, mağaraya. Büyük bir beldeyi terk ettiler. Tağuti bir sisteme, krala, diktatöre, despota karşı ayaklandılar. Kimsenin cesaret etmediği bir vakada ayağa kalktılar. Dediler biz seni tanımıyoruz. Sen kimsin? Seni de tanımıyoruz, hükmünü de tanımıyoruz. Allah'a karşı tağutluğunu da reddediyoruz. Yani burada Allah Azze ve Celle onlardan bahsedecek. Fekalu, dediler ki Rabbena atina min ledunke rahme, ey Rabbimiz bize bir rahmet ver katından. Ve heyyi lena min emrina raşeda, bizim işlerimizde, bizim emrimizde bize bir rüşt, bir güzellik oluştur, bir güzellik meydana getir dedi. Dediler. Sonra fadarabna ala adanin fil kehfi sinin adada, tabi onların mağaralarında kulaklarını Allah Azze ve Celle birkaç sene yani vurdu, yani onları uyuttu. Thumma ba'athnahum, sonra onları dirilttik. لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْسَى لِمَا لَبِثَ اَمَدَى. Burası. نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ, biz sana onların kıssasını hak bir şekilde aktarıyoruz. اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى, onlar Rablerine iman eden bir takım gençlerdi ve biz onların hidayetini artırmıştık. Hani onlar kralın önünde kalkmıştılar, demiştiler ki bizim Rabbimiz alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Kardeşler bunu söylediler ve bu sözden sonra hicret ettiler. Direndiler, haykırdılar, söz söylediler ve kaçıp mağaraya sığındılar. Mağaranın Rabbine Allah'a sığındılar. Hicret budur kardeşler. Yoksa kaçmak, korkmak, terk etmek değildir. Allah için yani beldeye ihtiyaç duymuyorum ben. Allah Azze ve Celle beni yaratmışsa, beni kendisi için yaratmışsa, yan tarafımın, ölümümün hangi arıza bana ulaşması benim için önemli değildir. Şairin dediği gibi. Kardeşler, hicretin büyük bir ecri ve fazileti vardır. Allah Azze ve Celle ve men yuhacir fi sebilillah, kim Allah yolunda hicret ederse, yecid fil ardi muragamen kethiran ve sa'a, büyük ganimetler ve genişlikler görür dedi kitabında Allah Azze ve Celle. Yine Allah Subhanahu ve Teala, o kimseler ki vellezine haceru fillahi min ba'di ma zulimu, zulüm gördükten sonra hicret edenler var ya, hicret edenler, onlar Allah Azze ve Celle لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَا, biz onları dünyada güzel yerlere yerleştireceğiz. Dünyada böyle. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ, ahiretin ecri daha büyüktür. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, keşke bilseydiler. اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, bu sabredenlerin ahlakıdır. Onlar ki sabrederler ve Rablerine tevekkül ederler. Kardeşler, dersin başında dediğim gibi hicret bütün günahlara kefarettir. Bunun delili Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, tabi Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'ye hicret etti. Hacer ileyhi Tufeyl ibn Amr. Tufeyl ibn Amr onunla beraber hicret etti. Ve hacera ma'ahu raculun min kavmi. Tufeyl ibn Amr'ın kavminden bir adam da Tufeyl ile beraber hicret etti. Feştebev el Medine, Medine'yi tercih ettiler. Femarıza, adam hastalandı. Elinde bir, yani vücudunda bir hastalık çıktı. Femarıza, hastalandı. Fecezi. Adam sabretmedi, tahammül etmedi. Yani dayanmadı. Hastalıktan dolayı dayanmadı. Feakhaza meşakisa lehu, ona ait olan bir mızrak. Meşakis, bazıları makas diyor, bazıları mızrak, ucunda hani bıçak gibi sivri olan bir şey olur ya. Onu aldı. Sonra onu فَقَطَعَ بِهَا بَرَجِمَهُ, yani beracim cem'u burcume, burcumenin çoğuludur. Parmak mafsallarını kesti bu şekilde. Böyle vurdu. Damarları kesildi ve kan aktı. Sonra hadiste بَرَجِمَهِ دَهُ حَتَّ مَاتَ, ölene kadar devam etti. Kardeşler, hadiste فَرَأَهُ طُفَيْلُ اِبْنَ عَمْرٍ فِي مَنَامِهِ, bu adam vefat etti. Tufeyl ibn Amr bunu rüyasında gördü. Fara'ahu ve hey'atuhu hasene. Hey'ati, şekli gayet güzeldi. Cennete görüyor tabii ki.
وَرَأَهُ مُغَطِّيًا يَدَيْهِ Ellerini kapatmış bir şekilde böyle elini elinin üstüne koymuş. Ama şekli güzel, heyeti güzel, yani güzel bir manzarada onu gördü. فَقَالَ لَهُ مَا سَنَعَ بِكَ رَبُّكَ Ey adam dedi. Rabbin sana ne yaptı? Yani sana nasıl muamelede bulundu? Adam dedi ki فَقَالَ لِي غَفَرَ لِي بِهِجْرَتِي اِلَى نَبِيِّ Peygamberine hicret edişimden dolayı Allah günahlarımı bağışladı. Kime hicret edişinden dolayı? فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Şayet kadına hicret etseydi Allah bağışlar mıydı? Parayı hicret etseydi, dünyayı hicret etseydi. Allah beni peygamberine hicret edişimden dolayı bütün günahlarımı bağışladı. İntiharını da bağışlamış. Velakin elleri kapalı ya. Sana diyor ki فَقَالَ لِي مَا لِي أَرَاكَ مُغَطِّيَنْ يَدَيْكَ Ne olmuş ben seni ellerini kapatır halde görüyorum. Niye ellerini kapatmışsın? قَالَ قِيلَ لِي Allah bana denildi ki لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ مَا اَفْسَدْتَ Ey adam senin kendi elinle ifsad ettiğini onarmayacağız. Bütün günahlarını bağışladık ama bu el şeyini onarmayacağız. Bağışlamayacağız. Tabi bu olayı peygambere aktarıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme فَقَصَّهَا اَتُفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bunu peygambere kıssa eti aktardı. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اللّٰهُمَّ Ey Allah'ım وَلِيَدَيْهِ اِغْفِرْ Onun iki elini de bağışla. Allah'ım onun iki elini de bağışla. Bu hadiste intihar edenin kafir olmadığı, Peygamber aleyhissalatü vesselam intihar edene mağfirette bulunduğu ve ona duayeti sabittir. Bazı hadislerde aleyhissalatü vesselam intihar eden şahısların cenaze namazı kılmadığı sabittir. Bununla bazı kardeşler onun işte cenaze namazının kılınmaması gerektiğine hükmetmişler. Bu yanlış bir çıkarım ve bozuk bir fıkıhtır. Aleyhissalatü vesselam borcu olan adamın cenaze namazı da kılmamış. Bununla ulema demiş ki Peygamber aleyhissalatü vesselam o adamdan sonraki adamlara bu amelin çirkinliğini göstermek için o muamelede bulunmuştur. Bakın ey insanlar, borcunuz varsa verin. Borcu vermemek o kadar kötüdür ki benim üzerine cenaze namazı kılmayacak kadar kötü bir husustur. Tenfir, nefret ettirmek için cenaze namazını kılmamıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Kardeşinizin cenaze namazını kılın dedi. Eğer cenaze namazı kılınsaydı, kılınmasaydı sahabeye de kılın demezdi. Burada yanlış bir fıkıh var. Onun düzeltilmesi gerekir. Allahu ala ve alim. Kardeşler, hicret hükmü nedir? Hicret, bazı alimler hicretin kısımlarına göre ve hicret ile alakalı beldeye göre, hicret eden şahsa göre bazen hicret etmek farzdır, farz-ı ayn'dır, bazen de sünnettir demişler. Bazen hicretin terki haramdır, bazen de hicretin terki kerahettir, mekruhtur, bazen de hicret etmemek mubahtır. Bazen de yani hicret etmemek farzdır. Tabi bunun şartları vardır. Fıkıh kitaplarında bu geçer. Bu bir İslam devletinin maslahatı olur ve halifenin izniyle olur ve onu göndermesiyle olur. Allah Azze ve Celle en iyisini bilendir. Fakat hicret, ittifakla hicret etmemek küfür değildir. Bazı çevrelerden yani hicretin itikadi bir mesele olduğunu, hicret etmeyenlerin kafir olduğunu söyleyenleri duyduk veya bize aktardılar. Kardeşler bu batıl bir görüştür. Kur'an'ın nasıyla hicret etmeyenler kafir değildir. Kur'an'ın nasıyla. Allah Azze ve Celle peygambere iman etmiş fakat hicret etmemiş bir tayfeden bahsediyor Enfal suresinde. İnnellezîne âmenû ve hâcerû ve cahedû kimseler ki iman etmişler, hicret etmişler ve cihad etmişler. Bi emvâlihim enfusihim mallarıyla ve nefisleriyle fî sebîlillâhi Allah yolunda. Bunlar muhacirlerdir. وَالَّذ۪ينَ آوَا وَنَصَرُوا O kimseler ki barındırmışlar ve yardım etmişler. Bunlar da ensardır. اُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Bunlar birbirlerinin velileridir. Şimdi diğer şu an bizim bahsedeceğimiz taife. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا O kimseler ki iman etmişler ama hicret etmemişler. مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ Sizin onlar hakkında velayetiniz söz konusu değildir. Bir velayetinin söz konusu değildir. Hatta yuhaciru ta ki hicret edinceye kadar sizin onlar üzerinde bir sorumluluğunuz, bir yardımınız, bir desteğiniz, birileri onu vursa siz onlardan sorumlu değilsiniz.
velaya sahibi değilsiniz. Ve in istansarukum fi'd-din, ama din hususunda sizden yardım isteseler, fe aleykum en-nasr. Yardım etmek sizin üzerinize farz. Ve in istansarukum fi'd-din fe aleykum en-nasr. Onlara yardım etmek sizin üzerinize farzdır diyor Allah Subhanahu ve Teala. İlla ala kavmin beynekum ve beynehum mithaqun vallahu bima ta'maluna basir. Bu ayetin tefsirinde İbn Cerir el-Taberi rahmetullahi aleyh ne diyor? Vellezine amenu, o kimseler ki iman etmişler, yani sadaku billahi ve rasuli, Allah ve Resulü tasdik etmişler, iman etmişler. Ve lem yuhaciru kavmuhumul kuffar, kafir kavimlerini terk etmemişler. Ve lem yufariqu daral küfr ila daril İslam, küfür beldesini terk edip İslam beldesine gitmemişler. Ma lekum eyyuhel mu'minun, ey iman edenler sizin için yoktur. Ma lekum eyyuhel mu'minun billahi ve rasuli, ey Allah'a ve Resulüne iman eden kişiler, muhacirler, bu ma lekum min velayetihim min şey, yani min nusratihim ve mirasihim, sizin onlara yardım etme gibi bir durumunuz söz konusu değildir. Onlara yardım etme hakkınız, yani sizin onlara yardım etme gibi bir zorunluluğunuz yoktur. Hatta yuhaciru, ta ki hicret edinceye kadar. Yani Allah Azze ve Celle onları tekfir etmemiş kardeşler. Biz bu hadisten anlıyoruz ki kardeşler, yani hicret, evet İslam dininde konumu yücedir, fazileti yücedir. Velakin hicretin terki en sahih görüşe göre küfür değildir. Şahıstan şahsa, durumundan durumuna göre kişiye bu mesele değişkenlik arz edebilir. Allahu Aleyhi ve Aleyhi. Kardeşler, innemel a'malu bin niyat. Bu hadis İslam dininde konumu çok yüce olan bir hadistir. İnsanın kaç yönü vardır kardeşler? İki yönü. İnsan bir cesettir. Bir de nedir kardeşler? Ruh. Bir cesettir, bir de nedir? Ruh. İki hadis var bunda. Biri ruh temsil eder, diğeri ceset. İnnemâ el-a'mâlu bin-niyyât hadisi ruhu temsil eder. Men ahdese fi emrina hâzâ mâ leyse minhu fehu radd. Kim bizim bu dinimizde olmayan bir şeyi türetirse bid'at olarak reddir, batıldır, merduttur. O da cesedi temsil eder. İslam alimleri demiş ki, bazı alimler İmam Şafii gibi, İmam Ahmed gibi, İmam İshak İbn-i Rahuvay gibi, İmam Ebu Davud gibi, onlardan sadır olan bazı ibareler vardır. Demişler ki medarud din, dinin dönüp dolaştığı şey ala hadiseyn, iki hadis üzeredir. Dinin tamamı kaç hadis üzere döner? İki. Bazıları demiş ki ala selaseti ahadis, üç hadis üzere. Bazıları demiş ki ala arbaat ahadis, dört hadis üzere. Bazıları demiş ala kamsa, beş. İki diyen, üç diyen, dört diyen, beş diyen. İstisnasız iki diyen bu hadisi zikretmiş. Bu hadisle Aişe radıyallahu anh hadisini zikretmiş. Üç diyen yine bu hadisi zikretmiş. Dört diyen yine bu hadisi zikretmiş. Beş diyen yine bu hadisi zikretmiş. Bütün ümmetin alimlerine göre bu hadis dinin üzerine devran ettiği, dönüp dolaştığı bir hadistir. Namaz, oruç, zekat, hac, dinin bütün meseleleri bu hadise müracaat eder. Hangi amel olursa olsun onda Allah'tan başkası irade edilmiş, Allah'tan başkası kast edilmiş, Allah'tan başkası niyet edilmiş, o amel batıldır ve merduttur. Bu hadis dinin tamamının üzerine dönüp dolaştığı, devran ettiği bir hadistir. Dinin aslını temsil eden bir hadistir kardeşler. Kardeşler, اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ hadisi La ilahe illallah'ı temsil eder. La ilahe illallah ne ifade ediyorsa اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ hadisi onu ifade eder. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, kelime-i şehadet kaça ayrılır? İkiye. La ilahe illallah, tevhid, ihlas ifade eder. Muhammedur Resulullah, ittiba ve mutabaat ifade eder. La ilahe illallah ile bütün tağutlardan içtinab edip, batıl ilahları reddedip, bütün dini Allah'a has kılmak, ihlaslı olmak ifade eder ki bu innemel a'malu bin niyyat ve innemel kulli mri'in ma nawa hadisi bunu ifade eder. Muhammedur Resulullah bütün dinde Allah Azze ve Celle ibadet sunarken o ibadetlerde Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayı gerektirir. İnnemel a'malu men ahdese fi emrina hada ma leysa minhu fawrad. Buhari ve Müslim'in Aişe radıyallahu anha'dan rivayet ettiği hadis,
Kim bizim bu dinimizde, bizim bu dinimizden olmayan bir şey ihdas eder, türetirse, فَهُوَ رَدُّنْ اَيْ مَرْدُودٌ بَاطِلٌ, batıldır. O amel kabul edilmez. Yine İmam Müslim'in rivayetinde, men kim amile amelen, hangi amel işlerse işlesin fark etmez, leyse aleyhi emruna, o amel üzerinde bizim emrimiz, bizim sözümüz, bizim buyruğumuz yoksa, fahuva raddun, o amel batıldır. Namaz, oruç, zekat, hac, hem ibadetin aslını, hem şeklini, hem yöntemini, hem sayısını, hem keyfiyetini Allah ve Resulünden almayarak o ibadeti yapanların ibadeti batıldır, merduttur. Namazı emreden Allah'tır, peygamberdir. Onun sayısını, şeklini, keyfiyetini, vaktini, zamanını belirleyen de Allah ve Resulüdür. Onun için bu iki hadis bir ihlas, diğeri ittiba ifade eder. Din, ihlas, tevhid ve ittiba'dan başka bir şey değildir kardeşler. Onun için inne mel amalu binniyat hadisi mühimdir kardeşler. Bizim buna önem göstermemiz gerekir. Bu hadisi kim rivayet etti kardeşler? Bukhari ve Müslim. Birinci hadisi bitirdik. Hadisi rivayet eden İmam Bukhari ve Müslim'dir. Onlarla alakalı konuşacağız. İnşallah Bukhari ve Müslim'e ve Bukhari'nin sahih kitabı, Bukhari'nin kitabının ismi nedir? Niye Bukhari önemlidir? Bununla alakalı inşallah Allah Azze ve Celle bizi yaşatırsa, muvaffak kılarsa haftaya Bukhari'ye, kitabına, Müslim'e değineceğiz. Sonra hadis inkarcılarına ve hainliklerine değineceğiz. Ondan sonra ikinci hadise intikal edeceğiz. Biiznillahi Teala. Elhamdülillahi evvelen ve ahira. Ve sallallahu ve sellem ve baraka ala nebiyyina Muhammed. İnne hâzihi ummetukum ummeten vâhide ve ana rabbukum fa'budun.